Herkese merhabalar. İlk tekrar programımızın matematiğin ikinci videosuyla beraberiz. Çok önemli konular işleyeceğiz. Bugün işleyeceğimiz konular gerçekten en fazla soru çıkan konular diyebiliriz. Neredeyse matematiğin dörtte birini oluşturuyor. Bakalım mesela kareköklü ifadeler ve veri analizi. Kareköklü ifadelerden minimum 3 tane soru geliyor, bir de üstüne üstelik diğer konuların içerisine çıkıyor. İşte Pisagor'un içerisinde kareköklü ifadeleri bilmemiz gerekiyor. Diğer konularla bağlantılı, üstlü ifadelerle bağlantılı kareköklü ifadeler sorusu gelebiliyor. O yüzden aşırı temel bir konu. Zaten 8. sınıfta ilk öğrenmeye başladığımız kareköklü ifadelerle bütün lise hayatımızda bu konunun temelinden ilerleyeceğiz. Onu söylemek istiyorum. LGS'de gerçekten %100 çıkacak ve LGS'deki ağırlığına baktığımız zaman da burada gördüğümüz gibi bak 20 sorudan 3 tanesi yani RGS'nin minimum %15'i buradan geliyor, %10'u da buradan geliyor. Yani aslında LGS'nin bu ikisi toplamda dörtte birini bitirmiş oluyoruz LGS matematik adına. Ve sorulara baktığımız zaman da mesela kareköklü ifadelerde zor ve orta aralıkla yani zora da ve ortaya da ikisine de eşit ağırlık verilmiş kolay soru ne yazık ki çıkmıyor. O yüzden dikkat edeceğiz bu konuya. Temel ve zor bir konu aslında. Yani soruların zorluğu açısından zor bir konu aslında. Veri analizinde nispeten daha orta seviye ve kolay sorularla çıkıyor. Ama mesela bir tane soru çıkmıştı. İnanılmaz uzundu geçtiğimiz senelerde. Yani yapması bile 3 dakika, 4 dakika sürüyor. Nasıl 1,5 dakikada yapacağız? Nasıl 2 dakikada yapacağız? Bunlar birazcık zaman alıyor. Onu da söylemek istiyorum. Peki ne yapacağız? Bugün sizinle beraber programımıza uygun bir şekilde ilerliyoruz. İlk tekrar programındayız. Biliyoruz ki LGS'ye giderken ilk başta ilk tekrarımızı yapacağız. Sonra son tekrarımızı. Sonra LGS'de ve en iyi sonuçları alarak çok iyi bir liseye gireceğiz diye ümit ediyoruz ve aynı zamanda LGS ilk tekrarda bugün sizinle beraber ilk başta büyük resim ardından konu özeti ve yeni nesil sorularla inşallah birinci dönemin tekrarını muhteşem bir şekilde yapacağız ve tekrar söylüyorum programımıza uygun bir şekilde ilerliyoruz ve ödevlerimizin hepsini de ilk tekrar LGS setinden vereceğiz. Bunun içerisinde toplamda 3 tane kitap, bir tanesi deneme olmak üzere ve LGS tekrar programı var, 4 tane kitap var diyebiliriz. Hadi bakalım o zaman şimdi dersimiz başlasın. Evet şimdi seninle beraber kareköklü ifadeleri yapacağız. Çarpanlar ve katlar üstü ifadeleri bitirdik Tunguç Öğren Bey. Oh be. En önemli konulardan, en temel konulardan iki tanesini bitirmiş olduk bu sayede. Şimdi de en fazla soru çıkan konuya hoş geldiniz diyorum. Rating. En fazla soru çıkan neden böyle bir şey söylüyorum? Böyle bir şey olmuyor. Hayır normalde bir veya iki tane soru geliyor. Tamam eyvallah. Ama bu konuya, bu konunun öyle bir sorular geliyor ki bununla alakalı. Bu konuda öyle bir soru geliyor bununla alakalı. Bu konunun buna yani her şey neredeyse kareköklü ifadelerle alakalı. Dananın kuyruğunun koptuğu yer. Gerçekten öyle. Dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Çünkü diğer konularda bununla çok bağlantılı. Özellikle ileride göreceğimiz üçgenler falan filan bununla bağlantılı oluyor. O yüzden lütfen rica ediyorum bu konuya çok önem verelim. Kareköklü ifadeler yaklaşık değer. Yaklaşık değerden her sene neredeyse soru geliyor. Yani ben şimdi buraya direkt otomatikman 5 yazmak istiyorum. Yaklaşık değer sorusunun gelmediği bir sene yok. Tek başına soru geliyor bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Ama A kök B gösterimi zaten her sorunun içinde geldiği için 4 yazmak istiyorum. Çarpma bölme, toplama çıkarma, doğal sayı yapan çarpan, ondaki ifadelerin kareköklü irrasyonel ifadeler de diğer konu başlıklarımız. Şimdi kareköklü ifadelerin tam kare ifadeler gerçekten de bilinmezse sorular yapılamıyor. O yüzden tek başına da soru gelebiliyor. O yüzden 4 yazmak istiyorum buraya. Çarpma bölme çok fazla sorunun geldiği bir kısım. Dolayısıyla kesin 5 yazmak istiyorum. Toplama çıkarmaya 3. Aynı zamanda Tonguç Eren Bey'im. Doğal sayı yapan çarpanlara 3. Ondalık kareköklere 2 yazmak istiyorum. İrrasyonel sayılara da 2 yazmak istiyorum. Ama tekrar söylüyorum. Şuradaki temel başlıklar yani bu ilk 4'ü gerçekten de amiral gemisi bu işin. Bu ilk 4'ünü çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi seninle gel beraber konunun analizini, detaylı bir konu anlatımını ama konu anlatımı derken hızlı, süper hızlı konu özetini yapalım. Ardından da yeni nesil beceri temel soruları çözelim. Hadi bakalım. Evet şimdi seninle beraber kareköklü ifadeleri yapacağız. Kareköklü ifadeleri tam kareleri göreceğiz. Sonra yaklaşık değeri göreceğiz. A kök B gösterimi, çarpma bölme, toplama çıkarma, 4 işlem. Ardından da doğal sayı yapan çarpan ondalık ifadelerin kareköklü irrasyonel sayılara bakacağız. Şimdi hızlı bir, süper hızlı bir kontak. Kemerimi taktım hocam. Harikasın. Tam kare sayılarda 1'in karesi 1'dir. 3'ün karesi 9'dur. 8'in karesi 64'tür. 12'nin karesi 144. Zaten bunları biliyorduk. Bunların tam tersine biz karekök diyoruz. Yani 81
Bir tam kare midir Tonguç Eren Bey? Evet. Tam kare sayıları ezberebilirim. Lütfen. Yani bunu özel olarak yazmak istiyorum senin için. Hemen yazıyorum bak. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 18'in karesi 64, sonra 9'un karesi 81, sonrasında 100 geliyor Tonguç Eren Bey. Ardından da 121'i ben olsam senin yerinde bilirdim. Ondan sonra 144, 12'nin karesi 169, 13'ün karesi 196, 14'ün karesi 225, 15'in karesi 16'nın karesi 256, 17'nin karesi 289, 18'in karesi 324, 19'un karesi 361 ve 20'nin karesi de 400. Bak ben olsam senin yerine bütün bu 20'ye kadar olan tam kareleri... Hocam siz çılgınsınız. Hayır ben çılgın değilim. Bu mesela 81 neyin karesidir? 9 kere 9. O zaman çat diye 9 diye çıkar Karaköy'ün dışına. 144 neyin karesi? 12'dir diye çıkar çat. O zaman yaklaşık değerse bununla çok bağlantılı ve çok mantıklı. Şimdi 2 ile 3 var değil mi Tonguç Eren Bey? 2 dediğimiz şey aslında buradaki zımbırtıya göre karekök 4 değil midir Allah'ını seversen? Bu 3 dediğimiz şey de karekök 9 değil midir? Karekök 4 ile karekök 9 arasında karekök 5 yok mudur Allah'ını seversen? Evet. Karekök 6 yok mudur? Evet. Karekök 7 yok mudur? Karekök 8 yok mudur Tonguç Eren Bey? Vardır. Karekök 5 karekök 4'e daha yakın olduğu için 2'ye daha yakındır. Ama 2 ile 3 arasında dikkat et. Karekök 8 ile karekök 9'a daha yakın olduğu için karekök 8 3'e daha yakındır. Yani karekök 9 değil artık 3 diyeceksin. Onu öğreneceksin. Ve dikkat et Tonguç Eren Bey. Burada bu sayıların her birisi 2 ile 3 tam sayılar arasındadır. Mesela karekök 90 nedir desem? Ya kardeşim bu aslında karekök 8 dediğim şey karekök 64'tür. Bu karekök 81'dir. Bu karekök 100'dür. 90 hangi araya giriyor Allah'ını seversen? Buradaki araya girmiyor mu? Buradaki araya giriyorsa burası da karekök. O zaman demek ki karekök 90'da 9. İşte buradan sınavda acayip çok soru geliyor. O yüzden çok dikkat edeceğiz. A kök B göstereyim dediğim şeyse hemen mantık olarak şöyle diyeceğiz. Ya 18 nedir ki? 9 kere 2'dir. 9 neyin tam karesi? 3'ün karesi. Dolayısıyla 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök gelir diyebilirim. Diğer bir yöntemse 18'i 2'ye böldüm 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Bunlardan iki tanesi bir tane olarak dışarı çıkıyor. Bu da zavallı içeride kalıyor. 3 kök 2 al sana bu. 3 bunun yanına da kök 2'yi bunu yazıyorsun. Geldik. Bunun tam tersi de var. O da sınavda çıkabilecek bir özellik. Sıralama sorularında özellikle çok çıkıyor. Mesela 4 kök 3 mü 5 kök 2 mi daha büyük? Hangisi daha büyüktür? 4 kök 2. Yapacağım. Hayır saçmalama. 4 kök 2 diye bir sayı yoktu dangalarına. Karıştırdım bak, hocam. Bunu içeri atıyorsun. Bunu içeri atıyorsun. 4'ün karesi olarak geliyor. 4'ün karesi 16'dır. 16 kere 3'ten 48'dir. Bravo diyorum sana. Bunu içeri atıyorum. 5'in karesi olarak giriyor. 5'in karesi çarpı 2'den karekökün içine girdik tabii ki. Karekök 25 çarpı 2'den 50 çıktı. Hangisi daha büyükmüş? Demek ki bu daha büyükmüş diye yorum yapabiliyoruz. Geldik çarpma bölmede çok basit bir mantık var. Karekökün dışındaki sayıları kendi aralarına çarpıyorsun 2 kere 3. Karekök içindeki sayıları da kendi aralarına çarpıyorsun ama karekökün içinde olacak şekilde 5 kere 2 10'dur. Karekök 6 çarpı karekök 6 çok dikkat et. Karekök 36 değil mi Allah'ın seversen? Evet hocam. 6'dır ya. Ne uzatıyorsun gibi karekök 36 zaten 6'dır. Uzatmam ona diyorum. Mesela bu ikisini birbirine bölüyorsun. 4 2'ye bölersek 2 de çıkar. 12'ye bölersek 5 çıkar ama karekökün içinde olduğu için karekök 5 şeklinde çıkar diyoruz. Peki toplamı çıkarma ne yapıyoruz? Elma armut hesabı. O yüzden mesela bak bu bir armutsa Tonguç evladım benim. Bu da bir armuttur. O zaman bu da bir armuttur. Bak 3 armut, 2 armut daha, 5 armut. 5 armut. Başında görünmez bir... 1 vardı. Süpersin. 1 armut çıkarsa 4 armut yazacağıma tabii kök 5 yazıyorum. Mesela şöyle bir ifade yapacağım şey çok basitti. Bu 9 kere 2 idi. Bu 16 kere 2 idi. Bu 4 kere 2 idi. O zaman diyorum ki ya bu 3 kök 2'dir. Çünkü bu 9 dışarıya 3 diye çıktı. Bu da 4 kök 2'dir. Eksi bu da 2 kök 2'dir. 3 armut, 4 armut, 7 armut, 2 armut çıkarsam 5 armut, 5 kök 2 şeklinde bulabiliriz. Doğal sayı yapan çarparsa çok basit. Burada köklü ifade hangisi Tonguç Eren Bey? 3. 3. O zaman kök 3 ile çarparsan eğer bu doğal sayı olur. Bakalım çarpalım deneyelim. Bak 2'yi 3 düşünme. Kök 3 çarpı kök 3. 3. Bravo diyorum sana. İlk kere 3'te 6'dır diye. Ben de artık bordo belirleyeyim. Karekök 24'ü görünce hiç korkmayacağız. İlk başta A kök B şeklinde dışarıya çıkartacağız. Bu 6 kere 4'tür. Dolayısıyla aslında bu 2 kök 6'dır diyebiliriz. 2 kök 6'ları niye çarparsan doğal sayı çıkar. Kök 6'lı bir ifadeyi. Demek ki burası kök 6 olacak. Bu zaten ikisi çarpınca kök 144 çıkıyor. O da kaçtır? 12'dir diyoruz. Bravo diyorum sana. Evet tekrarımız
Çok kısa süre sonra bitiyor Tonguç Alem benim. 0,01. Yapacağımız şey çok basit. Onda birler, yüzde birler. 1/100 şeklinde bunu yazdıktan sonra bir neyin karesi de bir, 100 neyin karesi de 10, 1/10. Yani 0,10'dir diyoruz. 1,69. 169/100 diye yazıyorum. 169 13'ün karesidir. 100 10'un karesidir. 13/10'dan 1,3 şeklinde yazabiliyoruz. Al sana bu kadar basit ondalık ifadelerin kökü. Bir de artık irrasyonel sayılar var. İrrasyonel sayılarsa karekökün dışına çıkamayan sayılar ve pi sayısından oluşur. Pi, kök 2, kök 3, kök 7, kök 15, kök 120 mesela bu karekökün dışına çıkamayacak sayılar. A kök 5 şeklinde yazabilirsin ama hiçbir zaman karekökün dışına tam şekilde çıkamaz. Karekök 8 mesela. Peki gerçek sayılar yani bizim bildiğimiz tüm sayılar dediğimiz kısım nedir biliyor musun evladım benim? Rasyonel sayılar yani 1/2, 1, 0, 5, -3/5 falan filan. Bir de irrasyonel sayıların toplamıdır. Yani tüm sayılar olarak adlandırıyoruz ve artık bordo beredi. Yeni nereye mi takıyorum hocam? Beceri temelli sorulara geçiyoruz. Hadi bakalım seninle beraber. Bilgi A, B, C doğal sayılar olmak üzere. Böyle bir ifade vermiş. Tamam. İçeriye sokmayı vermiş. Demek ki bunu kullanacağız soruda. Bir de toplamayı vermiş. Tamam yolla. Kenar uzunlukları kök 5 santimetre olan ve 36 karelerden oluşmuş. 36 kareler değil mi? 36 kareden oluşmuş bir oyun tahtası bulunmaktadır. Tamam yolla. Bakalım. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerçekten 6 kareden uzatmış. Süper. Oyunun kuralına göre O noktasında bulunan bir parça sadece çizgiler üzerinde hareket ettirilerek diğer noktaya ulaştırılmak istiyor. Demek ki buradayız biz. Biz buradayız şu anda. Buradan hareket ettirerek diğer noktaya ama sadece çizgi üzerinde. Mesela 1, 2, 3 tane A'yı oluşturuyoruz. Mesela O'dan A'ya gitmek istiyorsan 3 çizgi gideceksin. Tamam bunu yazdım. Mesela O'dan B'ye gitmek istiyorsan, O'dan B'ye gitmek istiyorsan 1, 2, 3. O zaman burada da 3 çizgi gideceksin. Bunu da yazdım. O'dan C'ye gitmek istiyorsan 1, 2, 3, 4, 5. O'dan C'ye gitmek istiyorsan 5 çizgi. Bravo diyorum sana gerçekten çok iyisin. O'dan D'ye gitmek istiyorsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani buradan da gitsek 6 olacak. Buradan böyle böyle gitsek de 6 olacak. Merak etme. O'dan D'ye gitsek 6 çizgi diyorum. Bravo diyorum sana. O'dan da E'ye gidersek Tonguç Eren benim 1, 2, 3, 4, 4 çizgi diyorum. Şimdi bunları yazdıktan sonra diyor ki O noktasındaki parça en fazla 11,5 santimetre ilerletilerek ABCD noktalarından kaç tanesi ulaşılabilir demiş. Şimdi ilk başta kenar uzunlukları kök 5'miş. O zaman 3 tane çizgi olduğuna göre O'dan A'ya 3 kök 5 etmez mi Tonguç? Eder hocam. Ha, şimdi bu da 3 kök 5 eder. Bu 5 kök 5 eder. Bu 6 kök 5 eder. Bu da 4 kök 5 eder değil mi Tonguç Eren? Evet hocam. Şimdi bunları bir düzenleyelim bakalım. 11,5 santimetre arasındaki ilişkine. Bunları içeriye sokalım. 3'ü içeriye sokarsak 3 içeriye 9 diye girer. 9 kere 5'ten 3'ün karesi şeklinde yani 9 diye girer. 9 kere 5'ten 45 kök 45. Bu da kök 45 edecek Tonguç Eren Bey. 5'i içeriye soktuğu zaman 25 kere 5'ten çat karekök 125 çıkar. Burası 6 içeri 36 çarpı 5'ten Tonguç Eren Bey'im. Kaç eder Allah'ını seversen 36 çarpı 5? 180 eder. Karekök 180 eder. 4'ü içeriye soktuğunda 16 çarpı 5'ten Tonguç Eren Bey'im. Karekök 80 eder. Ha şimdi 11,5 acaba bunlardan hangisine giriyor? Şimdi 11,5 11 olsa 11 ile 12 arasında değil mi Tonguç Eren Bey? Evet hocam. Ha o zaman diyorum ki en fazla 11,5. O zaman 11 ile 12 arasını geçmeyecek. 11 ile 12 arasını arasında mesela bir şey desem. 11 zaten karekök 121 değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Bu da karekök 144 değil mi? Demek ki şu arada bir şeyin fazlası olamaz. Ha. Bu olabilir. Bu olabilir. Çünkü en fazla bu kadar diyor. O zaman bunlara gidebilir. Bu da olabilir. Bu da olabilir çünkü 11,5'tan daha azdır karekök 125. Bak şöyle düşün sayı doğrusu 11 burada, 12 burada. Bu zaten karekök 121. Bu da karekök 144. Burada karekök 125 buna daha yakın olmak zorunda. Çünkü bak burada 4 var. Burada çok uzun mesafe. Dolayısıyla burasının tam ortası 11,5'sa bu arada bir yerde olacak. Demek ki bu da olabilir ama bu çok fazla yahu. Gerçekten de çok fazla yahu. Kaç tanesine ulaştırılabilir diyorum. 1, 2, 3,
4 tanesine ulaştırılabilir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Ve geldik bir tane daha burada belirli sorumuza. Gerçekten bu soruları yaparken aslında hem bir sürü kuralı kullanaraktan hem de ne yapıyoruz biliyor musun? Konuyu tekrar ederekten çok iyi başarıya sahip olacağız diyoruz. Yeni nesil soruları nasıl çözüldüğünü öğrenirseniz zaten bu işin sorusu basit. Sınav önemli kısmı bunlar zaten. Hocam. Aynen öyle. ABC doğası olmak üzere. Bak bize ne yapmış? Bunu içeriye sokacağımız bilgisi vermiş. Geçen soruda da hatırlıyorsan bize verdiği bilgiler şunu içeriye sokmaydı. Burada kullandık. Görüyor musun? Bak burada kullandık. Bu arada kullandık. Bunları toplama çıkarma dediğimiz bilgiyi kullandık mı? Toplama çıkarma bilgisini çok fazla kullanmadık. Ama şöyle yapsaydık ben sana mesela burada 1, 2, 3, 4, 3 tane deseydim. Kök 5 artı kök 5 artı kök 5 aslında bunu da kullanıyoruz. Biz birazcık pratiklik yaptığımız için kullanmadık gibi gözüküyor. O yüzden buradaki bilgiler acayip değerli. Dikkat edelim. ABC doğal sorulmak üzere A kök B, A kare B şeklinde tam eyvallah. Toplama çıkarmayı vermiş tam eyvallah. Görselde verilen elektrikli kapı açılır ya da kapanırken 4 saniyede kök 2 metre yol alıyor. Kapı görseldeki konumdayken tamamen açılıp sonra ara vermeden tamamen kapatılıyor. Açıp işlem... kapatmaya ne yapmaya çalışıyorlar hocam bunlar? Yani sırf öğrencilerin yani bizlerin kafasını karıştırmak için yapmadıkları şey kalmadı hocam. Kapı resmen bozuldu yani. Gerçekten de bozuldu. Bu işlem toplamda 60 saniye sürdüğüne göre iki duvar arası mesafe kaç metre? Gerçekten kafa karıştırıcı bir soruya benziyor. Şimdi bir kere diyor ki 4 saniyede kök 2 metre yollamaktadır. Bu kök 18 neymiş ki Allah'ın sırrı? Kök 18 dediğimiz şey aslında benim bildiğim 9 kere 2'dir. 9 kere 2 de bu 3 diye çıkar 3 kök 2'dir. O zaman 3 kök 2 aslında kök 2 artı kök 2 artı kök 2 değil midir Tomuşlar benim? Evet hocam. 3 tane kök 2'dir. O zaman bu 4 saniye, bu 4 saniye, bu 4 saniyeden toplamda burası 12 saniye tutar Tomuşlar benim. Yani şu zımbırtı bak. Görselde verilen elektrik kapı açılır ya da kapanırken mi? Kapı görselde durumdayken tamamen açılıp yani şurası bitip şuraya gelecek bu kapı. Burada kaç saniye gelecek? 12 saniye de gelecek. Dikkat etsem buradan buraya geliyor. 12 saniye. Tamamen açılıp ara vermeden tamamen kapatıyor. Sonra geri dönüyor kapatıyor tamamen. Bu işlem toplam 60 saniye sürdüğüne göre. O zaman 60'tan bu açılma süresini çıkartırsam ben 48 saniye bunun kapanma süresi olmaz mı Tonguç Eren Bey? Olur. Kapanma süresi. 48 saniye şimdi 4 saniyede bir kök 2 metre gidiyorsa 48'i 4'e böldüğün zaman 12 tane kök 2 metre gitmeyecek mi Allah'ını seversen? Demek ki buradan buraya gelişte 12 kök 2 metreymiş. 12 kök 2 metre hangisidir aşağıdakilerden desem bunu hemen nasıl buluruz? 12 kök 2'yi 12'yi içeriye atarak aynı buradaki kuraldaki gibi 12 içeri girerse 144 olur. 144 bir de 2 vardı içeride 2. 144 çarpı giden karekök 288 doğru cevabımız Adana'dır diyoruz. Gerçekten bordo belirli yeni nesil beceri temelli sorular çözmeye devam ediyoruz. Konularımızı patır putur bitirmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım bir sonraki konumuza görüşmek üzere. Evet şimdi de veri analizi konumuza geldik. Öncesinde çarpanlar, katlar, üst ifadeler, karekök ifadeler bitirdik. Oh be sonunda diyoruz. Şimdi veri analizi konusunda çizgi ve sütun grafikleri ve daire grafiğini göreceğiz. Ve grafikler arası dönüşümlerin nasıl kullanıldığına bakacağız. Şimdi Tonguç Eren Bey'im burada sorunun gelme ihtimali olan kısım... Kesin bir tane sorusu var bu arada veri analizinin. %100 bir sorusu var. O yüzden kaçmaz. Hani iki tane soru gelir mi bu üniteden belli olmaz. Ama bir tane soru gelecek ve bu bir tane soru %100 neredeyse grafikler arası dönüşümden gelecek. İkiz veri veri tabii analiz. Bunu yapabilmemiz için de ilk başta çizgi ve sütun grafiklerini yorumlamayı becerebilmemiz gerekiyor. Bunu yaparaktan ancak bunu yapabileceğiz. Merak etme zaten yeni nesil örnek sorularda da hep genellikle ne yapıyor işte çizgi ve sütun grafiği veriyor. Onların ikisinin beraber birleşimi olan başka bir grafiği soruyor. Veya işte onların daire grafiğine yansımasını soruyor. Veya onlarla alakalı ufak bir yorum yaptırıyor. Bu doğru mudur yanlış mıdır şeklinde öncüllerin doğru olup olmadığına bakıyoruz. Hadi bakalım şimdi seninle beraber konumuza geçelim ve veri analizi önemli noktalarını görmüş olalım. Evet şimdi seninle beraber çizgi ve sütun grafiklerini yorumlamayı ardından da grafikler arası dönüşümleri nasıl yapıldığına bakacağız sonuçlarına. Dönüşüm muhteşem olacak. Şimdi bir kere şunu unutmayalım. Çizgi ve sütun grafiği dediğimiz şey aslında neyle alakalıdır hemen söyleyelim seninle beraber. Eğer bir çizgi grafiği istiyor veriyorsa adam bize
Ya aslında bu bak şu şekilde... Kim bu adam? Şu şekilde gösteriliyor. Bunlara biz çizgi grafiği diyoruz. Tamam eyvallah. Böyle sütunlar varsa buna da bayağı zor senin için gerçekten sütun grafiği diyoruz. Buna ne diyoruz bayağı zor bir soru senin için? Daire grafiği. Bravo diyorum sana. Bravo. Şimdi çizgi grafiğinde yapmamız gereken şey şu. Artış ve düşüşleri karşılaştırmak veya göstermek için biz çizgi grafiği kullanıyoruz. Sütun grafiğinde yapmamız gereken şey farklı verilerin karşılaştırması. Fenerbahçe taraftarlarıyla Beşiktaş taraftarının karşılaştırması mesela sallıyorum. Veya bir sıcaklığın değişiminin grafiği. Daire grafiğinde ise bir bütünün parçalarını göstermek için. Mesela ben zamanımın ne kadarını neye harcıyorum? Mesela bu kadar TV'ye harcıyorum, bu kadar oyuna harcıyorum, bu kadar uykuya harcıyorum falan filan. Bunu göstermek için kullanılıyor diyoruz. Peki grafik arası dönüşümde yapmamız gereken şey şu. Bir kere hemen seninle sorular üzerinden zaten bu konuyu göstereyim. Çünkü bu konunun öyle hani bir konu anlatımı şeklinde bir şeyimiz yok. Burada sorular üzerinden analiz yapmamız gerekiyor. Grafik arasının dönüşümü de şu. Sana bir sütun grafiği veriyor Tonguç Eren Bey. Ve ilk üç aya ait kar miktarları şeklinde bir açıklama yazıyor. Buradaki açıklama gerçekten çok önemli. Sınavda öğrenciler bunu kaçırıyor. O yüzden grafiğin adını ve başlığını mutlaka dikkat ederek okuyacağız. Ve bu bizim için çok büyük bitiyor demek. Kar miktarı ve aylar. Buradaki miktarlar 12, 20 ve 40. Bin tabii sonuna 1000 geliyormuş. 1000 TL. Bunlar aslında kar miktarları. Aylarsa Ocak, Şubat, Mart şeklinde yazıyoruz. Tamam. Mesela Ocak ayında 12 bin. Bak sütun grafiğinde de ben hep şunu yaparım. Bunun üzerine 12 yazarım. Bu 40'a çıktığı için bu 40 yazarım. Bu 20'ye çıktığı için bu 20. 20. kata çıktığı için. Dolayısıyla şimdi bunların Ocak, Şubat, Mart'taki kar miktarını gördüm. Şimdi bunların bize neyi soruyor? Daire grafiğini bulur musun diyor. Bulurum tabii ki. Niye bulmayayım? İlk başta daire grafiğindeki formülü hemen atayalım. Daire grafiğindeki formülümüz şu. Veri bölü toplam, veri bölü toplam, açı bölü 360 şeklinde bir formül var. İşte bunu hatırlarsak her şeyi bulabiliriz, hiç merak etme. Mesela veri bölü toplam. İlk başta toplamı bulalım. Mesela veya ocağı bulalım. Ocağı bulmak için ne yapıyorum? 12 bölü toplam ne? 12, 40, 20 daha 72 eder değil mi Tonguç'um? Neydi? Açı bölü 360'tı. Hemen sana bir kural göstermek istiyorum. Bunun 5 katı olduğu için yani 72'nin 5 çarpımı 360 olduğu için bu da bunun 5 katı olacak. 12 ile 5 çarparsan 60 derece bir açısı olacak. Demek ki Ocak ayı için 60 derece açı söyleyebilirim. Geldik bu zımbırtıya. Hemen yapıyorum. Şubat için yazıyorum. Mart'ı hiç bulmayacağım bile merak etme. 40 bölü 72 açı bölü 360 diyorum. Tabii ki bu bunun 5 katı olduğunu demin bulmuştum ya. Aynı şeyi burada yapıyorum. 5 katı ve burası da 200 derece diyorum. Bak 200 derece ise diğerini bulmuyorum çünkü üçünün toplamı kaç dereceydi? 360. Bravo diyorum sana. 200 artı 60. 260. 360 olabilmesi için 100 derecede bunun olması gerekiyor. Zaten bu bunun yarısı olduğuna göre açısı da yarısıdır. Dikkat et 40-20. 200-100. Dolayısıyla hemen çizmek için ne yapıyorum? Diyorum ki 60 derecelik bir açı çiziyorum. Böyle bir açı 60 derece. Ondan sonra 100 derecelik bir açı çiziyorum senin için Tonguç Eren Bey. Ondan sonra böyle şuradan 100 derecelik bir açı daha çiziyorum. 100 derecelik bir açı. Şurada geriye kalan da 200 derecelik bir açı diyorum. Ve her birisini de mesela şu zımbırtıya 60'a Ocak yazıyorum. Hop 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 mesela böyle yaptım. Veya Şubat dediğimiz zımbırtıyı da 200 derece yapıyorum. Hop 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 Şubat diyorum. Ve tabii ki de diğerinde Mart diye gösteriyorum Tonguç Eren Bey'im. Bravo diyorum sana 100 derece şeklinde yapıştırmış oldum. Geldik hemen seninle beceri temelli yeni nesil gerçekten de birazcık daha seni zorlayıcı sorulardan bir tanesine. Hadi bakalım yapabilecek misin? Hemen bunu böyle skopumuzu ayarladık. Hocam müsaade ederseniz beremi giymek istiyorum. İşte yeni bak yeni örnek sorularda ve geçen seneki sınav sorusunda aynı tarz bir soru vardı. Hemen bakalım. Tahsin öğretmen öğrencilerinden bir hafta boyunca çözdükleri soru sayılarını grafiklerle göstermelerini istemiştir. Tamam eyvallah. Tonguç ilk 4 gün çözdüğü soru sayısını çizgi grafiğiyle bak pazartesi, salı, çarşamba, paşamba. Tüm hafta çözdüğü soru sayısını da daire grafiğiyle göstermiştir. Ha, çok enteresan. Tüm hafta boyunca çözülen soruların günlerle bak işte sınavda %100 gelecek soruyu söylüyorum. İki grafiğin birleşiminin
nasıl yorumlanacağı. Yani senden tek grafiği yorumlamanı beklemiyor artık. Kazanımlarda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni nesil örnek sorunu hep 2-3 tane grafiğin yorumlanmasını söylüyor. Bak mesela bir sonraki sorumuz da böyle. Dolayısıyla 2-3 tane grafiği öğrenebilmek için de bütün grafik çeşidine hakim olmamız gerekiyor. Mesela ilk 4 günü çözülen soru sayısı tamam yola. Tüm hafta boyunca sorulan çözülen soruların günlere göre dağılım. Bak cuma günü şuymuş. Yani kaç derece Allah'ını seversen 90 derece. Cumartesi günü 30 derece. Pazar günü 20 derece. Diğer günlerse pembiş. Kaç derecede onu bulmaya çalışalım mı Tomuç Eren Bey? Toz pembe bir gün. Hemen 30, 20 daha 50. 90 daha 90, 50 daha 140. 360'dan 140 çıkarsa 220 derecede burası. Tamam eyvallah. Bütün bir kere dairenin açılarını bulmuş oldum. Çok basit. Şimdi cumartesi günü kaç soru çözmüştü demiş. Şimdi ilk başta pazar, salı, çarşamba, perşembe ne kadar soru çözümü bulalım mı? Bak bu nokta hangiye denk geliyor? 15'e denk geliyor. O zaman pazartesi günü 15 tane. Salı günü bu nokta ne geliyor? 25. 25 tane. Çarşamba günü 35'e denk geliyor dikkat etsen. 35 tane. Perşembe günü yine 35'e geliyor. 35 tane. O zaman toplamda pazar, salı, çarşamba, perşembe de toplamda 15 artı 25 40. 35, 35, 70, 40 artı 70'ten 110 soru çözmüştür pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Zaten burada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe var mı? Yok. Yok. Diğer günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe değil mi evladım benim? Evet hocam. Dolayısıyla bura toplam 110 soru çözmüş. 110 soru kaç dereceye denk geliyormuş Allah'ını seversen? 220 dereceye denk geliyormuş. Bize ne soruyordu? Cumartesi günü kaç soru çözmüştür diyor. Dikkat ettin mi? Bunların arasında nasıl bir ilişki var? İki katı. Yani soru sayısının iki katı açısına veriyor. O zaman cuma gün, cumartesi diyordu bize. Cumartesi kaç? Aslında dikkat et 30 derece. Bak dereceyi derecenin altına yazdım. O zaman kaç soru çözmüştür bu arkadaş? Yarısı, çünkü bunun iki katı olacak her zaman. 15 tane soru çözmüştür diyoruz. Bu pratik yol. Bu pratik yol dışında ben ne yapabilirim? Demin sana öğrettiğim formülü yapabilirim. Formülüm neydi? Veri bölü toplam daire grafiğinin formülü. Açı bölü 360. 360. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla diyorum ki yahu ben... Sınavda bunu vermezlerdi mi hocam? Üstüne? Vermezler tabii. Vermezler. Üçge açılık yaparlar. Burada diyorum ki bak veri 110 değil mi? 110 bölü toplamı bilmiyorum. Çünkü cuma, cumartesi, pazarı da bilmediğim için. Burada toplam 110'du ya. Ama toplamı bilmiyorum. Toplam eşittir. Açısı kaç derecede? 220 dereceydi. 220 bölü 360. Şimdi bak dikkat et. Bu bunun iki katıysa bu da bunun iki katı olacak. Demek ki toplamda 180 tane soru çözmüş. Şimdi formülümüzü cumartesi için kullanalım. Cumartesi de neydi? Veriyi bilmiyoruz. Zaten o bize onu soruyor. Bölü toplam kaçtı astı? Artık 180'di. Eşittir. Açı, cumartesinin açısı 30 derece bölü 360 diyorum. Dikkat et. Bu bunun iki katı. Bu da bunun iki katı olacak. Demek ki burada 15 tane soru çözmüş arkadaşlar. Aynı sonuca ulaşmış oldum. Ve bordo böreği sorumuzu da tamamlamış olduk. Geldik bir tane daha. Çünkü bunlar da sınavda çıkıyor. Yetmiyor. Bir üniversitenin fen edebiyat, mühendislik, eğitim ve iktisadi bilimler fakültelerinde kayıtlı öğrencilerin sayıca dağılımları daire grafiğinde İBF yani İktisadi Bilimler Fakültesindeki İktisat ve İşletme ve Siyasal Bilimler bölümündeki öğrencilerin sayısı ise sütun grafiğinde göstermişti. Gerçekten de daha üniversiteye gitmeden biz üniversiteyi yaptılar. Aynen hocam, Harvard mı? Grafiklere göre üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesine kayıtlı kaç öğrenci vardı demiş. Fakültelerdeki öğrenci sayılarının dağılımı. Fen Edebiyat, Mühendislik, Eğitim, İBF. 120, 80, 200. Burası 90'da 290. Buraya da kalan 70 derecelik bir açı var. Onu da yazmış oldum ilk başta. Tamam. Hemen demiş ki arkadaşımız bize Tonguç Eren Bey. Dikkat et. Fen Edebiyat Mühendislik Eğitim İBF. İBF kaç dereceydi? 90 derece değil miydi Allah'ını seversen? Ha, İBF 90. Bak İBF bölümündeki öğrenci sayısı da buraya vermiş. Bak iktisat hemen bunun üzerine 90 yazdım. İşletme hemen bunun üzerine 35 yazdım. Siyasi bilimler hemen 55 yazdım. Toplamda kaç öğrenci var? Hemen hesaplayalım mı? Bu ikisini topladığım zaman 80, 90, 90, 180 kişi var toplamda. Ha, 180 kişi İBF'de kaç dereceye denk geliyormuş? Bak 180 öğrenci 90 dereceye denk geliyor değil mi Tomuç Eren? Evet, bunu hocam. Yazdık bir not ettik. Fen Edebiyat Fakültesi'nde kayıtlı kaç öğrenci? Fen Edebiyat kaçtı? 120 derece değil mi?
120 derece o zaman kaç öğrenciye denk gelir? İşte bu kadar, bitti bu kadar. Yani yapmamız gereken doğru orantı. Burada şunu yapıyorum. Ya bunu üçe bölersem bunu da üçe bölmez miyim Allah'ını seversen? Evet hocam. O zaman 30 derece aslında 60 öğrenciye denk geliyor değil mi? O zaman bu bunun 4 katı. Bu da 4 katı. 240 öğrencide var. Pardon. 30 derece 4 katı. 4 katı 3'e böldük. Kayıtlı kaç öğrenci? Üniversitenin fen edebiyat fakültelerinde. Yani 70 derecede. Bana 70 dereceyi soruyordu. Tamam, şimdi bir kere şöyle düşünelim. Bu oran orantı yapmıyorum. Şimdi 180 öğrenci 90 dereceye denk geliyordu. Hemen formülümüzü kullanalım. Neydi? Veri yani 180 bölü toplam. Toplamı ne yazık ki bilmiyorum. Toplam eşittir. Açısı kaç derece? 90 derece bölü 360. Şimdi diyorum ki ya bu bunun yarısıysa bu da bunun yarısı olacak. Demek ki burada toplamda 720 tane öğrenci var Tonguç'um. O zaman toplamda 720 tane öğrenci varsa hemen bunun verisini biliyorum. Neyi soruyor bize? Fen edebiyat soruyor. Fen edebiyat nerede? Şu turuncu. Yani 70. Diyorum ki veri bölü toplamda 720 öğrenci vardı. Toplam eşittir. Açısı kaç derece? 70 bölü 360 derece. İşte bu kadar. Bu bunun yarısı. Bu da bunun yarısı olacak. Demek ki 140 tane öğrenci olmak zorunda Fen Edebiyat Fakültesi'nde şeklinde kısa yolları kullanarak. Çok dikkat et Tonguç Aramayım. Yaptığım çoğu şeyde daire grafiğindeki veri bölü toplam eşittir açı bölü 360'ı kullandım. Genellikle yeni nesil örnek sorularda da genellikle bu şeyi veriyor bize. Hani daire grafiği, sütun grafiği, bunlar arasında dönüşümler, iki grafiğin birbirleriyle kullanılması. Hatta bazen bir de tabloyu vererekten, grafikle tabloyu beraber yorumlamamızı gerektiren sorular geliyor. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Ödüllü sorumuzu yapın arkadaşlar. Yorumları yollayın. Hadi bakalım o zaman bir sonraki ünitemize görüşmek üzere. Sağ olun hocam.